arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim sadece 3 malzeme ile bisküvi pastası. 2 paket bisküvi kullanacağım. Birini kakaolu, birini sade. Krem şantiye çırpmak için süt, 2 paket krem şanti. Arkasındaki ölçülere göre de krem şantimi hazırlayacağım. Çok kolay, pratik ve tencerede yapacağız arkadaşlar. Sizler arzu ederseniz kelepçeli kalıpta da yapabilirsiniz. Ben böyle 2 paket kullanıyorum. 75 gramlıktan 150 gram oluyor arkadaşlar. 2 tane. Paketlerin ikisini de gelince kabımın içine boşaltıp mikserle çırpacağım. İyice katı hal alana kadar. 1 paket için 1 su bardağı süt yazıyor. Normalde 2 su bardağı kullanmam gerekiyor ama birazcık daha rahat sürüp katı olması için 1,5'tan biraz fazla süt ilave edeceğim ben. Şöyle bir bardağı ilave edeyim. Sizler de görün. Şöyle 2 parmak eksik ilave ediyorum. Bunu mikserle iyice katı kıvam alana kadar çırpıyorum. Kıvamını aldı artık. Yeterli. Şöyle bir tencere kullanacağım. Sizin de hemen hemen şöyle bir 23 ile 25 santim arasında bir tencerede kullanabilirsiniz. Çok büyük kullanırsanız bisküviniz ve krem şantinizin daha fazla olması gerekiyor. Streç filmi içine yerleştiriyorum. Muhakkak streç film ya da bir buzdolabı poşeti geçirin arkadaşlar. Yoksa tersine çeviremezsiniz. Şöyle iki tarafa da koyuyorum. Şöyle orta kısmı açık kalmasın. Bu şekilde hazırladım. Hiç ıslatmanıza gerek yok arkadaşlar. Eğer hemen yapacaksanız ıslatabilirsiniz. Yani hemen tüketecekseniz ama tüketmeyecekseniz hiç ıslatmayın. 2 saatte zaten hemen oluyor. Şimdi bu krem şantinin birazını da üzeri için ayıracağım. Ona göre koyun. Şöyle sürüyorum rastgele. Şimdi bir kakaolu bir sade şeklinde dizeceğim. Şimdi sadeyi koyduktan sonra hemen kakaoluyu da yanına alıyorum. Unutmayın arkadaşlar, yan yana bir kakaolu bir sade. Kakaolunun yanına hep sade gelmeli. Sadenin yanına hep kakaolu. Şaşırmadan yapın. Böyle hafif elime değiyor ama hiç sorun değil. Biraz krem şantisini de böyle bolca koyuyorum. Biraz gevşek gevşek koyun. Sonra ittikçe o yerine oturacak zaten. Hepsini yan yana diziyorum. Bisküvinin tersine doğru gördüğünüz gibi. Düzüne değil. Tam şöyle göstereyim. Bir sıra oldu. Şimdi ikinci sıraya da aynı şekilde kakaoluların üstüne sade, sadelerin üzerine kakaolu gelecek. Şimdi kakaolunun üzerine sadeyi getiriyorum. Ben yanlışlıkla bunları ters koydum arkadaşlar. Şu şekilde süreceksiniz. Kakaolu kısma şöyle şu şekilde gelmesi gerekiyor. Şöyle atıyorum. Hem yerleştirmiş oluyorum. Şöyle bıçakla yayıyorum arkadaşlar. Şu şekilde hem yerleştirmiş oluyorum. Şimdi iki sıramız bitti. Aynen bu şekilde bir kakaolu bir sade devam edeceğim ben. Bisküvilerin hepsini sürüp sürüp bu şekilde yerleştirdim. Aralara da sıkıştırdım arkadaşlar. Bir süreden sonra böyle bir kakao bir sade karışabiliyor. Bu gayet normal. Hemen şunu da belirttim. 2 paket demiştim. Yarımşar paket daha kullandım. Yani 2,5, 1,5 kakaolu, 1,5 da sade kullanmış oldum. Bu kullanacağınız kaba göre yani tencereye göre değişebilir. Daha küçük kullanırsanız daha az gider. Daha eğer büyük kullanırsanız daha fazla da gidebilir. Ama krem şanti ortalama 2 pakete kadar yeterli geliyor. Tabi süreceğiniz miktar da bunu değiştirebilir. Şimdi üzerine kapatıyorum. Şöyle birazcık hafif bastırayım yerleşsin. Yaparken arada böyle ittirin elinizle arkadaşlar bisküvileri sıkışsın. Şimdi üzerine tekrar böyle streç filmle kapatıyorum.
Şimdi dolabın normal gözüne götürüyorum. En az 2 saat boyunca dinlendireceğim. Krem şantimde kaldı. Bunu da üzerine süreceğim. Bunu da dolaba kaldırayım. 2 saat sonra süslemesini yapacağım. Şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evde böyle bir 150 gram kadar sütlü çikolatam vardı. Bir paketten 2 yemek kaşığı kadar kremayı aldım. Kaynayacak kıvama gelene kadar iyice ısıttım. İçerisine ilave ediyorum. 3 malzemeyle dediniz ama şu anda bunu katıyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Ama evde olduğu zaman bu şekilde üzerine çikolatayla süsleme yapıyorum. Sizler yapmak zorunda değilsiniz. Bisküvileri kırıp krem şantinin üzerine serpiştirebilirsiniz en üst kısmına. Yani bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu pastanın ana malzemesi olmuyor. Bunu ben sadece süslemek için böyle güzel bir görüntü olsun diye yapmak istedim. Karıştırarak çikolatayı eritiyorum. Tamamdır. Bunu kaldırayım. İyice soğusun. Çünkü sıcakken krem şantiye dökerseniz birbirine bulaşır. Lütfen ona çok dikkat edin. Hemen dolaba kaldırayım bunu. Şöyle 2 saat kadar dinlendirmişimdir herhalde arkadaşlar pastayı. Ters çevirdikten sonra dinlendireceğim için yeterli diye düşünüyorum. Üzerindeki poşetleri alıyorum şöyle. Tabağa ters çeviriyorum. Yavaş ve dikkatli. Eğer daha fazla dinlendirirseniz daha garanti olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel şimdiden görüntüsü var. Şimdi bunu kalan krem şantiyle güzelce her yerini bulayacağım. İyice yayıyorum. Biraz dolapta beklediği için krem şanti böyle duruyor ama şimdi sürünce hiçbir şey kalmayacak. İyice yayıyorum. Yavaş yavaş arkadaşlar bisküviler dağılmasın. Önce kaşıkla yapayım, ondan sonra spatulayla düzenleyeceğim. Şöyle bir spatulayla üzerine dümdüz hale getiriyorum. İnanın ki yapın, doğum günlerinde bile hazır pasta gibi yapabilirsiniz. Pastayı tamamen sıvadım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Pastaneden alınmış pasta gibi hoş bir görüntüsü var. İnanın ki başka yere götürseniz normal pasta sanarlar. Şimdi hemen şunu açıklayayım. 3 malzeme dediğimiz için sizler üzerine şöyle bisküviyi, kakaolu ile sade bisküviyi kırıp dökebilirsiniz. Öyle de çok hoş duruyor. Ama ben biraz daha böyle değişiklik olması için şöyle kenarlardan hafif çikolata sosundan dökeceğim. Bu bir ganaj arkadaşlar. Ben ganaj hazırlamış oldum. Böyle hafif kenarlardan akmasını istiyorum. İstediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. İsterseniz de kakao serpin üstüne. Aynı sonucu alacaksınızdır. Şöyle kenarlardan hafif kaşıkla İttiriyorum. Biraz beyaz çikolatayla şöyle çizikler yapacağım. Pastamız hazır arkadaşlar. Şimdi dolaba götüreyim. Birkaç saat şöyle çikolatası donana kadar dinlendireyim. Pastayı bir gece boyunca dinlendirdim arkadaşlar. Bakar mısınız? Hazır pastadan hiçbir farkı yok. Ben birazcık şöyle kenarları sileyim derken bulaştırdım. Görüntüsü harika durmuyor mu? Pastaneden alınmış bir pastadan hiçbir farkı yok. İçi de aynı şekilde harika oldu. Şimdi hemen keseyim. Şöyle içini de sizlere göstereyim. Şöyle bir dilimini çıkartacağım. Şöyle alıyorum. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok güzel bir pasta oldu.
İç kısmı da bu şekilde. Şöyle servis tabağını alıyorum. Görüntüsü harika değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Kesinlikle bu pastayı muhakkak denemelisiniz. 10 üzerinden kaç puan verirsiniz arkadaşlar bu pastaya? Videonun yorum kısmına 1'den 10'a kadar puan verseniz kaç puan verirsiniz bu pastaya merak ediyorum. Pastayı çatalla şöyle alıp videomu bitireceğim. Hemen tekrardan belirteyim. Pastanın ana malzemesi 3 malzeme arkadaşlar. Üstünün çikolatasını yapmamak size kalmış. Şu verdiğim şeklin üstündeki çikolatayla hiçbir ilgisi yok. Bisküviler de gayet güzel yumuşamış. Bekletmeyecekseniz muhakkak ıslatın. Gerçekten tadı da harika bir pasta olmuş. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.